Merhaba sevgili gençler, bu videomuzda sizlerle beraber birinci dönem birinci matematik yazılısına hazırlık yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi 38 pi bölü 6 radyanlık bir açının esas ölçüsü alfa ise kosinüs alfa çarpı tanjant alfanın değerini bulalım demiş ilk soruda bize. Yani ne yapıyoruz? İlk önce bunun esas açısını bulalım. 2 pi ve katlarının dışındakilere, yani 2 pi'ye böldüğümde kalan diye de düşünebilirim. Bunu diğerin o açıları biz esas ölçü diyoruz. Yani mesela 38 pi'yi ben 36 pi bölü 6 artı 2 pi bölü 6 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Şimdi şurası 6 pi ve 2 pi'nin katı olur. Burası da 2 ile sadeleştirirsek pi bölü 3 olacaktı. O yüzden bizim esas ölçümüz bu. Peki pi bölü 3 kaçtır? Pi yerine 180 yazacak olursa kaçmış arkadaşlar, bakın. 60'mış. Demek ki kosinüs 60 çarpı tanjant 60'ı bulacağız. Şimdi eğer biliyorsanız 1 bölü 2 ve kök 3 yazabilirsiniz bunların yerine, ya da bilmiyorsunuz. Mesela diyelim ki o an kafanız karıştı, sınav anı, hiçbir şeye benzemez. Hemen ne yapacaksın? 30'un karşısına 1, 90'a 2, 60'a ise kök 3 diyeceksin. Kosinüs 60'ı bakıyorum. Nedir? Komşu hipotenüsten 1 bölü 2. Tanjant ise karşı komşudan, kök 3 bölü 1'den kök 3 olur ve cevabı kök 3 bölü 2 diye bulabiliriz. Ya da dediğim gibi biliyorsan ezberindeyse zaten yazabilirsin, ama kafan karıştıysa da dik üçgenle hemen işlemi gerçekleştirebilirsin. İkinci sorumuza baktığımızda ise 72 derece 15 dakika 27 saniyelik açının tümleri ile bütünlerinin toplamı. Şimdi tümlerini bulmak için ne yapacağım ben? Tümleri 90'ı tamamlıyordu biliyorsunuz. Yani 90 derece 00 dakika 00 saniyeden 72 derece 15 dakika ve 27 saniyeyi ne yapacağım? Çıkaracağım. Şimdi çıkarma yaparken nasıl davranıyoruz? Burada hiçbir şey yok. Tamam, buradan ala ala geliyoruz. Yani buraya 60 saniye getirdik. 60 saniyeden 27'yi çıkarırsak 33 saniye kalır. Umarım doğru yapmışımdır. Burada ise 59 dakika kaldı. Çünkü 1 dakikayı 60 saniye olarak yana verdik. 59 dakikadan 9'dan 5 çıkarırsam 4, 5'ten 1 çıkarırsam 4, 44 dakika olarak burayı bulmuş olduk. Burada artık 89 derece var. Çünkü 1 dereceyi buralara dağıttık. 9'dan 7 çıkaralım. Pardon, 9'dan 2 çıkaralım, 7 kaldı, sonucu önce söyledim. Burada 8'den de 7 çıktı, 1 kaldı. Demek ki tümlerimiz buymuş. Peki bütünlerimiz neymiş, hemen bakalım. Bütünlerimiz ise 180'e tamamlayanlar, yani 180 00'dan 00 dakikayı, pardon şurası bir derece, 00 saniyeyi bulduk. Buradan neyi çıkaracağız? 72 derece 15 dakika 27 saniyeyi çıkaracağız, değil mi? Bir de bunun bütünlerini bulmuş oluyoruz ve sonra akabinde bunu toplayacağız, öyle değil mi? Hadi bakalım şimdi burada neler yapacağız. Yine aynı mantıkla, burası 60 saniye kalacağı için yine 33 saniye kaldı. Burası 59 dakika olacağından dolayı 59'dan da 15 çıkarsa yine 44 dakika kaldı. Peki burada ise 179 dereceydi. Şimdi 9'dan 2'yi çıkarıyorum. 7. Burada 6 kaldı. 16'dan 7 çıkarırsam da 9 kaldı. Yani 97 derece olarak bulduk bunu da. Tamam. Şimdi devamında ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları toplayacakmışız. Şöyle kalemimi değiştirecek olursam şunu rengi deneyelim bakalım. Fakat burada hata yaptım büyük ihtimalle. Bakın 9'dan 2 çıkarıyorum. 7 elde almadım. 17'den 7 çıkarıyorum, 10. Burası da 10 olacak. Yani 107 olacak. Tamam, şimdi oldu. Şimdi bakalım, hadi bunları toplayalım. Yani öbüründe 17 derece 44 dakika 33 saniye yaptık. Bunda ise 107 derece 44 dakika ve yine 33 saniye yapacağız. Şimdi toplamda topluyorum. Burası ne oldu? 66 saniye. Bunun 6 saniyesini buraya yazıyorum. 60 saniyesini 1 dakika olarak yana vereceğim. Tamam mı? Şimdi bunları toplayalım. Burası ise ne oldu? 88. Bir de burada 89 oldu. 89'dan 60 çıkarıyorum. Ne kalıyor? 29. 29 saniye, dakikayı pardon buraya yazıyorum. Bir tanesini buraya ekleyeceğim. 7, 7 daha 14. Bir de burada 15. 15'in 5'i elde var bir. Buraya ekledik. Böyle yaptık. Yani 125 derece 29 dakika 6 saniye çıkacakmış cevabımız.
Buradaki sorumuza bakacak olursak ne demiş? Bir A vermiş, bir B vermiş sinüs ve kosinüs olarak toplamın alabileceği en geniş aralığı bulalım diyor. Şimdi benim bildiğim aralıkta sinüs x'imiz kesinlikle 1 ve eksi 1 arasındadır. 4 ile çarparsak eksi 4, 4 sinüs x ve artı 4 olur. 3 eklersek eksi 1, 4 sinüs x artı 3 ve burası da 7 olur. Şimdi bir tanesini buldum. Diğerine bakacak olursak neler yapacağım? İlk önce eksi kosinüs y yazalım. Kosinüs y eksi 1 ile 1 arasında. Eksi ile çarpıp yön değiştirsem de bu artı yön değiştir. Bu eksi olacağı için aynısı olacak. Şuraya eksi yazayım. Her yere 4 ekleyecek olursak burası 3. Burası da 4 eksi kosinüs y. Burası da 4 ekliyorum. Ne oldu? 5 oldu. Şimdi ben buradaki ifadeyle buradaki ifadeyi alt alta toplayayım. Eksi 3 pardon artı 3 ile eksi 1'in toplamı ne olur? 2 olur. Burası a ve b sayısı kaldı. Çünkü a burası olacak. B de burası olacak. Burası da bu ikisini toplarsak 12 oldu. Yani 2 ile 12 aralığında değerler alırmış diyoruz sonucumuz. Diğerine baktığımda ise bir A noktası var. K'ya 5 bölü 13. K'da reel sayı olmak üzere A noktası birim çemberin üzerindeymiş. K'nın değerlerini soruyor. Birim çemberin üzerinde olan bir noktada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın koordinat sisteminde birim çemberin üzerindeki bir noktada Pisagor bağıntısı, yani bunun karesiyle bunun karesinin toplamını yarı çapı. Yarı çapta birim çember olduğundan dolayı 1'dir. 1'e eşitleyeceğiz. Yani K kare artı 5 bölü 13'ün karesini neye eşitleyeceğiz? 1'e eşitleyeceğiz. Hadi buradan işleme devam edelim. Yani k kare artı 5'in karesi 25. 3'ün 13'ün karesi de 169. Eşittir 1'in karesi 1 zaten. Bunu bu tarafa atarsak k'nın karesi deyince bazen kızıyor öğrenciler bana. K kare diyecekmişiz. 1 eksi 25 bölü 169 tamamen alışkanlık bendeki. Bunda ise bununla bunu çarpacağım. Bunu çıkaracağım değil mi? Yani 169'dan 25'i çıkaracağım. Yine aşağıya 169 yazacağım. K'nin karesi ne çıktı? 9'dan 5 çıkarıyorum 4. 6'dan 2 çıkarıyorum 4. Bir de orada ne var? 1 bölü 169. Demek ki 12'nin ve 13'ün karesi olduğundan dolayı K'mızı biz ne buluyoruz? 12 bölü 13 ya da eksi 12 bölü 13 şeklinde bir ifade bulabiliyoruz. Buradaki sorularımıza baktığımızda ABCD bir yamukmuş ve bunlar birbirlerine, yani şuralar birbirlerine de paralelmiş. Paralelliği de şöyle gösterelim ki unutmayalım. Kosinüs x'i soruyor. Bu tarz yamuklarda ya şöyle çekip kosinüs formülleri falan yapmayı deneyelim. Başka açı biliyorsanız, ki burada bilmiyoruz. Ya da paralel çekin. Olur mu? Paralel kenar oluşturmaya çalışın. Yani ya bu kenarı kullanacaksınız ya bu kenar. Ama ben alfayı bozmadan şöyle 12'ye paralel, pardon, şöyle 12'ye paralel olacak şekilde bir doğru çizeyim, olur mu? O halde paralel kenar oluşturmuş oluyorum. Çünkü bu ikisi paralel. Ben de buraya paralel çizdim. O halde burası 8, burası 8 olacak. Burası 12, burası 12 olacak. Bundan bunu çıkardık. Burası 13, 5, 12, 13 üçgeni. Demek ki burası da 90 derece. Peki bana bu ne zaman lazım? Yani bu benim ne işime yarayacak? Şimdi burası alfa ise şurası 180 eksi alfadır. U kuralından biliyorsunuz. Aynı yöndeş açılardan burası da ne olacaktır? 180 eksi alfa olacaktır. Ben kosinüs 180 eksi alfayı bulabilirim. Nasıldı? Kosinüs komşu hipotenüsten. Bu nedir? 12 bölü 13 olarak bunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Peki bana bunu sormuyor. Kos alfayı soruyor. İkinci bölgede kosinüs eksidir. O yüzden bu kosinüs alfaya eşittir. O da 12 bölü 13'tü. Eksi karşıya atarsak kosinüs alfayı eksi 12 bölü 13 şeklinde hesaplamış oluruz. Gelelim buradaki sorumuza. Kosinüs x bana verilmiş. Yani bu şekilde herhangi biri verildiğinde dik üçgen kullanabilirsiniz. Tamam mı? Ve bu işlemin sonucunu soruyor. Hemen kullanalım. İstediğini sorsun, bunu verdi. Şimdi bunu yerleştireceğim. Neydi? Komşu hipotenüstü. Burada 3'müş demek ki. Tanjant, kotanjant, sinüs istediğini sorabilir. Sinüs sormuş bana. O zaman sinüs de karşı hipotenüs olduğundan dolayı 3 bölü 5 yazabiliriz. Hadi yazalım. Şimdi artık buradan gerisi rasyonel sayılarla işleme giriyor, öyle değil mi? 4 artı 3 bölü 2'nin, pardon, 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25.
böldü. 2 eksi yine 9 bölü 25 oldu. Şimdi bunu bunu çarparsam 100, bunu eklersek 109 bölü 25. Bunu bunu çarparsam 50, bunu çıkarırsam da 41 bölü 25 oldu. Bu da zaten 25'ler gider, 109 bölü 41 şeklinde hesaplanabilir. Buradaki sorumuza baktığımızda en sade hali karşımıza gelecektir yazılı diye düşünüyorum. O yüzden bir tane seçtim. Şimdi burada genellikle kotanjant, kosekant, sekant, ne bileyim tanjant gibi ifadeleri sin ve kosa çevirmeye çalışın. Burada öyle yapacağım. Yani kosekant ne, sekant neydi? 1 bölü sinüs x'te değil mi? Eksi kotanjant ise kosinüs x bölü sinüs x'te. Gördünüz mü? Şimdi bu da bölme ya, çarpı diyelim, bunu yukarıya yazalım. Birinci aynı ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz mantığında. Şöyle burası da ne olacaktır? Sinüs x olacaktır. Şimdi arada çarpma var artık. Yukarıda işlem yapalım paylarla. 1 eksi kosinüs x bölü sinüs x oldu. Sonra burada da 1 artı kosinüs x bölü sinüs x oldu. Tabi arada da çarpma var. Çarparsam burası nasıl bir şey çıktı bakın. 2 kare farkın açılımı çıktı. Yani 1'in karesi eksi kosinüs kare x oldu. Burası da sinüs kare x oldu. Peki kos kare x nedir arkadaşlar? 1 eksi sin kare x'tir. Ya da 1 eksi kos kare x nedir? Sinüs kare x'tir. Aşağıda da sinüs kare x var. Bunların cevabı o halde birbirini götüreceğinden dolayı 1 olur. Bu tarz sorularda ise yapmam gereken şey içler dışlar çarpımı. Yani 4 ile burayı çarparsam 8 sinüs x artı 4 kosinüs x bulurum. 3 ile burayı çarparsam 9 sinüs x eksi 3 kosinüs x bulurum. Doğru yaptım değil mi? Bir de kontrol edeyim. Bir an dikkatim dağıldı. Evet, sinüsü bu tarafa atarsam burası bir tane sinüs x oldu. Bunu bu tarafa atarsam 7 tane kosinüs x oldu. Burada buraya 1k, buraya da 7k diyebilirim. E tanjant dediğimiz ifade zaten sinüs bölü kosinüs değil mi? Buraya ben 7k, buraya da 1k dediğime göre demek ki 7 olarak bulabilirim bu oranı. Evet, burada da yine bir sorumuz var. Açı değiştirmesi yapıyoruz bakın. Burada bölgelerimiz önemli. Neye göre ne yaptığımız da çok önemli. İşte x eksenine göre isim değişmezken y eksenine göre de isim değiştireceğiz. Değiştirelim ilk önce. Yani ilk önce bunu da yazabilirsiniz aslında ama gerek yok. Bir düzenleme yapalım. Yani fx dediğimiz ifadeyi bir yazıyoruz. Bakın bu 270'tir. 270'e göre isim değiştiririm ve kaçıncı bölge dolu? 270'ten x gibi bir açığı hep dar diye düşünelim bunu. Dar açıyı çıkarırsak 3. bölgeye denk geliyorum. Eksi bölü eksiden artı olacağı için isim de değişiyor. Yani aslında burası kotanjant x eşit artı. Burası 90 derece. 90 dereceden belirli bir miktar çıkarırsam da bu birinci bölgeye denk geliyor. Birinci bölgede sinüs artıdır ve isim değişir 90'da. Çünkü y ekseninde olacağından dolayı burası kosinüs x olacaktır. Eksi burası 180'dir. Bir miktar çıkarırsam ikinci bölgede olur. 180'e göre isim değişmez ama ikinci bölgede kosinüs eksidir. O yüzden bir daha eksiyle çarpacağım için bunu artı yapabilirim. İsim de değişmez dedik. Bu da kosinüs x oldu. Şimdi hadi yazalım. Ne yazacakmışız? Pi bölü 4. Pi bölü 4 kaç derecedir? 45 derecedir. 45 yazacağım. Yani aslında benden kotanjant 45 artı 2 tane kosinüs olduğu için 2 çarpı kosinüs 45'i istiyor. Kotanjant 45'in 1 olduğunu, değil mi? Artı buranın da kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorum. İkiler sadeleşirse 1 artı kök 2 olarak sonuca ulaşabilirim. Bir en sade hali sorusu da burada karşımıza geldi. Yapmam gereken şey buradaki de kotanjantı açacağım. Sonra payda falan eşitlemem gerekiyorsa eşitleyeceğim. Bakalım kotanjant dediğimiz ifade kosinüs x bölü sinüs x değil miydi? Bunu yazdık. Burası da sinüs x olduğuna göre 1 artı kosinüs x de aşağıda var. Payda eşitleyeceğim gençler. Yani ne yapacağım? Bunu 1 artı kosinüs x ile bunu da sinüs x ile genişleteceğim. Hadi. Bununla bunu çarparsam dağıtarak çarpın lütfen. Kosinüs x artı kos kare x oldu artı. Bununla bunu çarparsam da sin kare x oldu. Peki payda ne? Payda ise sinüs x ile 1 artı kosinüs x'in çarpımıdır. Şimdi burada şurası 1 değil midir? O halde ne oluyor bakın? Kosinüs x artı 1, 1 artı kosinüs x. Bunlar gitti. Yani cevabım 1 bölü sinüs x'miş. Şıklarımda eğer test çözüyorsam ya da öğretmenim test olarak yazılı yapıyorsa 1 bölü x bulabilirim ya da ne bulabilirim? Kos
Kosekant yazamadım. Kosekant x bulabilirim. Tamam. Gelelim diğer sayfamıza. Burada da işaret sorusu ve sıralama sorusu mevcut. Hemen bir başlayalım. Şimdi işaretler bölgelere göre değişiyor. Hemen bir bakacağız bölgelere. Şimdi 310 kaçıncı bölgededir? Bu bölgededir. Sinüs ise y eksini ilgilendirdiğinden dolayı ne olacaktır? Burası eksi olacaktır. Kosinüse baktığımızda 250 derece yani burasıdır. Burada kosinüs y x ekseni olduğundan dolayı yine negatiftir. Tanjant 130 için ikinci bölgededir. Sinüs ikinci bölgede artı. Kosinüs ise eksi olacaktır. Artının eksiye bölümü yine eksi olacaktır. Kotanjant 210 ise buradadır. 130 burada, 210 buradadır. 210 burada ise ikisi de eksi olacağından dolayı eksinin eksiye bölümünden artı olacaktır. Yani işaretler A negatif, B negatif, C negatif, D de pozitif olarak bulunacak. Bu tarz bir sıralama işleminde yine şöyle bir çember çizerek burada yorum yapmaya çalışalım. Şimdi tabii ki 280 dereceyi bu çembere sığdırmak zor. O yüzden açı çevirmesi biliyoruz. Döndürelim hadi. 270'e göre çevirecek olursak isim değişecek. Peki 280 nerede? Burada. Burada sinüsün işaretine eksi. Demek ki burası eksi kosinüs 10 olacak. B'ye baktığım zaman bu zaten kosinüs 70 durabilir. C'ye baktığımda ise bu tanjant. Tanjant nerede? İkinci bölgede. O yüzden eksi olacak. 180'e göre çevirirsem isim değiştiririm. İsim değiştirmem. O yüzden yazalım ne oluyor? Yani 180'e göre olacaksa isim değiştirmiyorsam tanjant 80 olacak burası. D'ye baktığımızda ise kotanjant 230 nerededir? Buradadır. Kotanjant burada pozitif olacak. 270'i isim değiştirelim aynı olsun. Tanjant 40 elde edeceğim. Şimdi bir kere negatif ile pozitifi kendi arasında sıralama yapalım. Kosinüs 10'la ikisi de negatif zaten. Hangisi küçük hangisi büyük diyor ona göre bakacağız. Şimdi bakın tanjant 80. Şimdi tanjant dediğimiz şey y eksenine bir paralel doğru çekiyoruz. 80 olduğu için şöyle genişçe bir şurası 80 dereceye yakın bir doğru aldığımda şöyle bir şey çıkıyor öyle değil mi? Ama burada kosinüs 10'a baktığımda ise 10 derece alıyorum ve kesinlikle 1'in altında bir sayı çıkar. Yani 1 olarak çıkmaz. 1'in altında bir sayı çıkacaktır. O halde tabii ki bu negatif, bu da negatif bir sayı. Normal şartlarda kim büyük diyecektik? Bu büyük diyecektik. Ama negatif olduğundan dolayı kim büyük küçük oldu? Normalde bu büyük diyecektik. Öyle değil mi? C büyük diyecektik. Ama negatif olduğu için C küçük olmuş oldu. O yüzden C A'dan küçük çıktı. Şimdi diğerine bakalım. Şimdi pozitife bakıyoruz. Bunlar da kendi arasına sıralayalım. Tanjant 40 dediğimiz şey. Şimdi 45 tam şöyle ortadan bir yerdeyse şöyle bir yer olur ve şurası alınacaktır. Kosinüs 70 dediğimiz ifade ise işte 80'e yakın şöyle bir şeydir ve şurası alınacaktır. Bakarsak yine burası küçük olmuş oldu. Yani o yüzden B, D şeklinde sıralamamı yapmış olurum. Buradaki sorularımıza baktığımızda birazcık çarpanları ayırmadan yani cebirsel ifadelerden faydalanabiliriz. Mesela diyelim ki tanjant x ile kotanjant x'in toplamı 5 olarak verilmişse şayet ben burada her iki tarafın karesini alarak işleme devam edebilirim. Ne olur peki? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin kotanjantı. Karesi eşittir ne gelecektir? 25 gelecektir. Tamam mı? Şimdi burada şuradaki ifadeye bakarsak burası neydi? 1. Yani tanjant kare x ile kotanjant kare x'in toplamı burası 1. 2 de burada var. Değil mi? 1 kere 2'den 2 oldu. Karşıya atarsak 25 eksi 2'den ne gelecektir? 23 gelecektir ki bana zaten onu soruyor. Burada da yine aynı mantıkla sinüs x eksi kosinüs x'in 4 bölü 5 olduğunu vermiş. Her iki tarafın karesini alırsam yani buranın karesini ve buranın karesini alacak olursam birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı kosinüs şurası artı ikincinin karesi eşittir 16 bölü 25 olarak bulunabilir. Sin kare x ile kos kare x'in 1 olduğunu düşünürsek 1 eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'in ne olduğunu buldum. 16 bölü 25 olduğunu buldum. Eksi 1'i karşıya atacak olursak
Eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. Buradan 1 çıkarıyorum. Yani 25 bölü 25'tir. Bundan bunu çıkaracağım. Yani 9, eksi 9 bölü 25 olacak. Peki buradaki eksiler birbirini götürür. 2'ye de bölersek sinüs x çarpı kosinüs x'i ne buluyorum? 9 bölü 50 buluyorum. 2'ye de böldüğüm takdirde. Buradaki sorularımızda ise kosinüs teoremlerimiz var. Şimdi burada zaten söylemiş. Burada da biz bu sorunun kosinüs olduğunu anlayacağız. Peki nasıl yapıyorduk? Bunun karesi diyoruz. 76'nın karesi nedir? 76 eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. Tamam, şimdi buradan işlemlerden kos alfayı çekelim. Bu ikisinin toplamı 52 olur. Umarım doğru yaptım. Eksi 6 kere 8 48 çarpı kosinüs alfa buldum. 52'yi karşıya atalım. Eksi 52 diye geçsin. Şimdi bunları da 6'dan 2 çıkaralım. 4 oldu. 7'den 5 çıkaralım. 2 oldu. O da eşittir eksi 48 çarpı kosinüs alfa oldu. Her yeri eksi 48'ine bölersek kosinüs alfayı eksi 1 bölü 2 buluyorum, değil mi? 24'ün 2 katı olduğundan dolayı. Peki eksi 1 bölü 2 nedir? 120 derecedir diyebiliriz örneğin alfa açısı için. Kos alfa da eksi 1 bölü 2 oldu. Burada ise buradaki açının değerini bulup burada buradan bulup burada kullanabilirim. Şimdi buradan bir bulalım nasıl? 7'nin karesi eşittir 8'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Buradan kos alfayı çekeceğiz. Şimdi burada 49 eşittir. Düzenleme yapalım. Şu ikisinin toplamı 89 oluyor değil mi? Eksi burası da 80 oldu çarpı kosinüs alfa. 89 buraya giderse burası eksi 89 diye geçeceği için eksi 40 kalır. Eşittir eksi 80 çarpı kosinüs alfa. Yani kosinüs alfayı eksi 80'e bölersek her yeri 1 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Buradan alfayı çekmene gerek yok. Çünkü burada kos alfa olarak kullanacağım. Yani x kare eşittir 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kos alfa. Yani 1 bölü 2 olacakmış. Şunlar gittiler. X kare eşittir 25 eksi 12 bulduk. Buradan 12 çıkarsa 13 olmuş oluyor. Yani x de buradan kök 13 şeklinde hesaplanmış oluyor arkadaşlar. Buradaki sorularımıza baktığımızda da ne yapacağız? Şimdi iki tane açı verilmiş. 60'ı tanıyoruz. 75'i de tabii ki tanıyoruz ama daha çok 60'ı tanıyoruz. Bir de şuradaki açıyı bulalım. Bu ikisinin toplamı 135 yapacağı için burası da 45 derecedir. O zaman 45'i daha da iyi tanıyoruz. O halde sinüs formülü yapabilirdik. Neydi? X bölü sin 45. Pardon, sin 45 yazalım. Eşittir 4 kök 6 bölü sin 60 şeklinde yazabiliriz. X bölü sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Buradan 4 kök 6 bölü sin 60 nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Öyle değil mi? Ya da eğer unutuyorsak hemen ne yapabilirim? 45 45 90'ımı ya da 30 60 90'ımı şöyle yazıp 30'un karesi 1 60'ın karesi kök 3, burası da 2'dir. Yani sinüs dediğimiz şey 60'a bakacağız. 60 nedir? Karşı hipotenüs olduğu için kök 2 bölü 2. Öbürü de yine böyle yaparız. Şuralara 45 45 dediğimden dolayı buraya 1 buraya 1 buraya kök 2 derim. O da 1 bölü kök 2, genişletirsek de kök 2 bölü 2 olur örneğin. Şimdi burada birinci aynen ikinci ters çevirip çarpalım vesaire ya da direkt içler dışlar çarpımı da yapabilirim. Ben öncelikle şunu yapmak istiyorum. Burada birinci aynen ikinci ters çevirip çarparsak 4 kök 6 çarpı 2 bölü kök 3 oluyor ya, bunu bu gidiyor. Burada kök 2 kalıyor ve burası 8 kök 2 olarak bulunuyor burası. İçler dışlar yapalım şimdi. X eşittir 8 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'ymiş. Bunlar da gidiyor ve x'i 8 olarak hesaplayabiliyoruz. Buraya baktığımızda üçgenin alanında şunu yapıyoruz. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 12 çarpı sinüs alfa, yani sinüs 45 olacak. Bununla bu gitsin, 5 olsun mesela. Çarpılırsa da 60 çarpı sin 45 de kök 2 bölü 2 değil mi? Buradan 30 kök 2 olarak buluyoruz. Basit bir soru olmuş bu da. Umarım böyle basit sorular da karşınıza gelir. Burada bir f fonksiyonumuz var. Burada grafiğini çizelim demiş. Hadi başlayalım çizmeye. Şöyle el yordamıyla bir tablo oluşturalım ilk önce. Şöyle bir tablo oluşturuyorum bakın. Ne yapacağız? Şimdi değerler vereceğiz. Bildiğimiz değerleri verelim. Daha mantıklı olur.
Yani mesela diyelim ki sıfır değerini verdim. Sıfır değerini verirsem kosinüs x'i bulalım, bir de fx'i bulalım, olur mu? Şimdi sıfır değerini verirsem burada kos sıfır nedir? 1'dir. Öyle değil mi? Kos sıfır nedir? Hatta şöyle yapsaydık daha iyi olacaktı. Sıfır değerini verdiğimde değer veriyorum sonuçta. Kos sıfır nedir arkadaşlar? 1'dir. Değil mi? Neden? Peki 1'dir. Buradaki birim çemberi düşünüyorum. Kos sıfır birim çemberin tam burasına gelir 1. Peki buraya 1 yazarsam fx'im nereden geçecek? 2'den geçecek. Peki ben ne yazabilirim şimdi artık burada? Mesela 90 yazabilirim ya da 45 yazabilirim. Pi bölü 2 yazabilirim örneğin. Değil mi? Pi bölü 4 yazabilirim. Pi bölü 2 yani 90 yazayım. 90 yazdığım takdirde 90'da kosinüs nedir? Sıfırdır. O zaman fx'imiz bizim eksi 1 olur. Sonra ne yazabilirim? 180 yazabilirim. Mesela pi yazabilirim. Pi'ye baktığımda burası eksi 1'dir. Buna eksi 1 verdiğim takdirde burası da eksi 4 olur örneğin. İşte daha devam edebilirim. Örneğin 270 yazabilirim. Yani 3 pi bölü 2 yazabilirim. 270 de bu 0'dır tekrardan. Buraya 0 yazdığımda bu yine eksi 1 olur. Bir de 2 pi yazayım madem bitireyim burayı. 2 pi yazdığımda bu ise 1'dir. Buraya 1 koyarsak bu da 2 olur. Şimdi bu tabloyu şöyle sistemi oturtturayım. Şimdi dedik ki kosinüs 0 verirsek x yerine değerimiz 2 çıkacak. 1, 2. Buradan geçeceğiz. Tamam, 2'den geçeceğiz. Sonra 90 derece verirsek, yani şurasına mesela pi bölü 2 diyecek olursak, 90 derece verirsek ne çıkacak? Eksi 1 çıkacak. Şöyle eksi 1 diyelim. Birleştiriyorum. Buradan geçecek. Peki 180 derece, yani pi verirsek ne çıkacak? Eksi 4 çıkacak. Demek ki bunun altı var. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Şöyle bir yerlerden geçecek mesela. Şuradan geçecek. Hatta birazcık yakın oldu. Biraz da aşağıdan çizerim ama gözükür, emin olamadım. Sonra ne vereceğim? 270 vereceğim. Yani şurası 3 pi bölü 2 vereceğim. Böylelikle yine bu da eksi 1 çıkacakmış şu şekilde. Sonra 2 pi vereceğim. Burası da 2 pi olsun. 2 pi verdiğim zamanda da ne çıkacakmış? 2 çıkacakmış geri. Yani şöyle bir şey mi elde etmiş oldum? Böyle geliyor, böyle gidiyor. Demek ki devam etsem bu aralıkta bu şekilde ne yapacak? Bir iniş çıkışlı bir ifade elde etmiş olacağız. Aşağıdaki sayıların periyotlarını bulalım demiş. Periyot bulma, evet, isim olarak çok böyle yabancı ve zor gibi gözükse de aslında çok kolaydır. Sadece birkaç ezbere ihtiyacımız var. Sinüs ve kosinüsün kuvvetleri tekse periyotlarını 2 pi ile başlatacağız. Çift ise pi ile başlatacağız. Mesela burada birinci derecen olduğu için tek olacak. 2 pi ile başlatıyoruz. Bunun da mutlağını bölüyoruz. Ve buradan pi bölü 2 periyot. Periyot dediğimiz açıklığıdır. Yani grafik çizdik ya biraz önce, o ne kadar açılmış onunla alakalı olan bir şeydir. Mesela buraya baktığımızda da yine birinci kuvveti olduğu için 2 pi ile başlıyoruz. Bunu da 3 bölü 5'e böleceğiz. Birinci aynı ikinciyi ters çevirip çarparsak 10 pi bölü 3 şeklinde periyodunu bulabiliriz. Karesi olursa pi ile başlatacağız. Pi bölü 3 diyeceğiz direkt mesela. Ama tanjant da her zaman pi'dir. Pi bölü 1 bölü 2 olur. Bunun başına gizli 1 var. O yüzden buradan da 2 pi gelir bunun periyodu. Burada birinci kuvvet, ikinci kuvvet fark etmediği için hep pi ile başlıyoruz. Yani kosinüs ve sinüs de fark ediyor. Tanjant ve kotanjant da fark etmiyor. 5 bölü 3 yazarım. Buradan da 3 pi bölü 5 olarak hesaplarım sonucumuzu. Buraya baktığımızda ise ark tanjant ve ark kosinüs x var. Şöyle yapıyorum bakın. Ark tanjant eksi 1 eşittir a'ymış. İçler ve dışlar görev değişimi yaptığında tanjant a eşittir eksi 1 oluyor mesela. Tamam, yani sen şuraya a dersen tamam, bu şekilde buluyoruz. Peki eksi 1 ne zamandır? 135T'dir. Buraya baktığımda bunu B'ye eşitleyeyim mesela. Ne olacak o zaman? Kosinüs B'de eksi 1 bölü 2 olacak. B'de 120 değil mi? Bu ikisinin toplamını sormuş. 255 olarak, 255 derece olarak bulacağız.